Ahoy! Hepinize merhaba sevgili takipçilerim. Tam buradan bir önceki videonun devamından yine videoyu tam 15 saniye sonra falan başlatmış bulunuyorum. Size ne anlatacağımı bilmiyorum yine. Monaco sitesi diye bir şey gördüm sağda. Keşke gireydim de oradan biraz sokaklarında gezeydim de. Neyse gezeriz. Ha buradan gireyim ne olacak oğlum? Delik çok. Ha buradan girek. Ne var burada ne varmış? Gel girek bakayım ha. Gir bakayım. Gel buraya dalalım bakayım. Random daldım bakalım ha. Gel bakayım dalalım bakalım ha. Bak bakalım. Size geçen gün buradan yayın yaptım bu arada. Daldığım yere bak. Size geçen gün buradan gümüş yayını yaptım. Şimdi belki altın yayın açarım birazdan. İşte gördüğünüz gibi bak burada sarı kasitesi var. Evler boş. Kimse yok evlerde. Yalnız lüks böyle yerler de yapmışlar. Lüks siteler falan da yapmışlar. Bak mandalina ağaçları var herhalde. Dün babam aldı bir iki tane mandalina kopardı. Mandalina yedik. Mandalina 15 lira 16 lira falan olmuş. Gayet uygun yani fiyatı. Toplayacağım. Buralara gelirsem size satacağım. Bak sol tarafta siteler var. Zeytinyağı bulunur diyor. Dün aldık hakikaten zeytinyağı. Arkadaşlar 1300 lira 4 ay 5 litresi. Geçen sefer de teneke aldıydık da posası mı? Bu arada gittiğimizde oradaki kızlar dediler ki vallahi dediler daha demin dediler bugün mü dediler ne dediler şey oldu dediler. Dur sizi çıkarayım geçen gün burada yayın yapmıştım ya. Biz oraya geldiğimizde 70-75 lira pahalanmış fiyatı. Keşke alsaydık aslında ama bilmiyorum annem gıcık oldu almadı. Tam buradan size yayın açtıydım geçen gün. Dur bakayım arabadan dışarı çıkarayım siz de bir. Belki yine gösterebilirsem gösteririm. Şöyle bir çıkarayım sizi bakayım. Hadi. Oha. Ooo sırası kapısılandım valla bak. Çok fena sıkıyorum şu an. Şöyle bir kısa bakayım. Buraya bir şey çok şey falan gitmek yasak. Neyse dur geri döneyim tamam. Babam diyor ki sesim gelmedi herhalde sakın şuraya koyayım sana. Sasi mal mısın? Ne biçim video çekiyorsun diyorlar şimdi. Bakın alın biraz görün ha. Bak işte burası böyle. Ege böyle. Habire böyle. Bak. Şu an Kasım. 11 Kasım. Cumartesi 14.06. Görüyor musunuz bu denizi? Karşı taraf Ayvalık. Sağ tarafta Lesbos. Şimdi denizden balık adamlar çıkacakmış. Neyse geri gidelim de. Dönelim tekrar. O sokaklara girelim. Gel o sokaklara gidelim. Ege güneşi kahvaltı gözleme mangal. Böyle random videolar arkadaşlar bunlar. Ne anlatayım ki size bilmiyorum ki buralarda geziyoruz. Biraz hayatımdan bir şeyler anlatıyorum. Biraz etrafı gösteriyorum. Bak Audi Maudi. Annemle babamın olduğu şeyde de ne derler? Belalı bir şeyler varmış, bir tipler bir şeyler varmış falan filan da onlardan kurtulmaya çalışıyorlar. Çok özele detaya girmeyeceğim. Allah'tan gitmiş herifler. Komşuları momşuları falan filan yazdıklarında biraz böyle. Onlardan kurtulmaya çalışıyorlardı. Allah'tan gitmişler. Şöyle bir gidelim gel bakayım burada ne var. Dağ dalarız ileriden bir yerlere gösteririm size. Buralara tabi arazi alıyor insanlar, ev yaptırıyorlar. Fiyatları nedir bilmiyorum, güvenlik sorunu var. Ben de taşınmak istiyordum ama babam dedi ki kanalizasyon yok dedi hakikaten. Doğalgaz zaten yoktur ama interneti hiç beklemiyorum. Buralar uzak yani Edremit'e. Bak adamın biri sağda ev yaptırıyor. Yani komşular momşular bilmem neler. Oo göl olmuş sağ taraf. Costa Marin diyor. Bir şeyler diyor. Abla ne yapıyor yere? Ablanın eğilişe bakar mısınız? Tam bir eğilme. Bu nasıl bir eğilmedir ya? Vay nasıl? Bak pupu ya. Bak pupu var karşıda bak. Pupu. Ne yapıyorsun? Gel bak. Şunun tatlarına bak. Kulağına bak. Bakıyor. Ne tatlı pupu. Bizim White Chocolate Mocha var bir tane. Takipçilerimden birinizin. Oha. Ay. Tavşan abim. Neyse işte geziyoruz yani. Hoşunuza gidiyordur umarım.
Ya gitmiyorsa da canı sağ olsun. Ne yapayım işte, ben böyle çekiyorum. Bak kedi abim çıktı oradan bak. Random şeyler oluyor etrafta. Bakıyoruz oğlum. Ne var? Benim de çöpüm var mı lan? Aa çöp var, dur çöp atayım dur. Dur bakayım dur. White chocolate mocha abi. Şuraya şey yap, şey yapayım da. Heh. Çöpüm vardı da şurada çok çöpler var. Tamam. Oy. Devam edelim. Buralar şey, bak zeytinlikler var solda. Buralar şey yerler sevgili kız takipçilerim. O ne lan orada? Buradan geçebilir miyiz biz? Riske atamam oğlum ben böyle şeyleri. Manyak mısınız? Yürüyün gidin ya. Tırsıyorum oğlum ben. Hem yalnız başımayım. Hem zaten arabada A sınıf. Ne olur ne olmaz. Şimdi gireriz mireriz çıkamayız. Güçsüz 67 beygir araba. Bir deliğin içine bir şey girsek ayvayı yedik. Yalnız bu geri görüş kamerası efsane bir şey tabii yani. Benim arabanın da yenisi geliyormuş bu aralar. Aa bu ne böyle ya? Şeye bak evin içine. Garip garip şeyler var. Benim arabanın yenisi çıkıyormuş. Bak mandalinalar sağda. Mandalina ağaçları. Yani buralarda oturmak çok isterdim tabii ama ne yazık ki olmayacak. Çünkü güvenlik sorunu var. Ben şey istiyorum arkadaşlar, öyle yapacağız. %99 değil artık. %100 öyle olacak. Öyle olmak zorunda. Biliyorsunuz benim amacım Ayvalık'a taşınmaktı. Ama Ayvalık'ta doğalgaz ve internet çalışma yeni başladığı için burada da öyle. Doğal olarak hani ulan nereden çıkacağım? Doğal olarak biraz beklemek gerekecek Ayvalık'ı. Zaten bunu size söyledim yani bir aydır falan söylüyorum yayınlarımda, ne yapayım. Şunu net biliyoruz ki 2024'te o evden çıkıyorum. Yani şu an bulunduğum evden Evora sitesinden çıkacağım net. Bunun kaçışı kurtuluşu kalmadı. Önce hemen iş yerini kapatıyorum. Şubat ayında falan ailem de biraz destek olacak gibi. Kapatmak için biliyorsunuz araba kasko bilmem nesi falan oldu. Durumları oldu. Hiç beklenmedik bir şekilde. Devlet insanları işe hemen alıyor, hemen iş açtırıyor. Ama işi kapatmaya geldi mi eğer aracı şirket üstüne yaparsan, ki asla yapmayın söyledim size, büyük bir yıkım oldu benim için geçen ay bunu duymam. Ne güzel, Shell şirketimiz var, hemen kapatacağız diyoruz. Araba başımıza bela oldu, 80 bin lira falan bir para. Yani annem babam diyor ki oğlum diyor hemen verelim kurtul diyor. Yok dedim anne baba dedim, ben dedim halledeceğim dedim. Şubat ayına kadar falan inşallah olacak. O zaman artık kapatacağız, mapacağız, buralara geleceğim. Oğuz Sasi'nin yeni hayatı burada olacak. Önümüzdeki 3 yıl, 4 yıllık süre içerisinde herhalde. Çünkü Ayvalık'a anca o zaman gelir diye düşünüyoruz. İnternet, doğalgaz adam gibi. Artık orada da müstakil bir eve çıkarım. Ama burada şu anda geçici bir dönem olacağı için müstakile falan filandan ziyade hem güvenlik de olmadığı için bu evlerde, sağdaki evlerde görüyorsunuz. Yapabileceğimiz tek bir şey var. Normal bir apartman dairesinden ziyade çatı katı, çatı dubleksi. Çatı dubleksine taşınacağım. Böyle. Yani en üst katta 5 katlı da olur, 10 katlı da olur fark etmez. Daha yüksek olması iyi olur. Site içinde asla olmayacak. Aidat vermek istemiyorum. Baygınlık geçireceğim bu aidat mevzusundan. Aidat maidat hayatımdan çıkaracağım. Tabii ki yani tek bir apartmanda da aidat veriliyor ama biliyorsunuz çoğunuz oturuyorsunuzdur tek apartmanlarda. Bu yeni sitelerde böyle 2000 lira, 3000 lira, 1000 lira, bilmem ne 1000 lira falan filan para vermek istemiyorum. Oraya gidiyorlar, kazıyorlar bir tane çukur, içine böyle bir küvet su koyuyorlar. Aa havuzlu site diye. Girmiyorsun, etmiyorsun, abire para ödüyorsun. Spor salonu bir tane yapıyorlar, içinde iki tane alet var zaten kullanacağım. Bir bisiklet, bir yürüyüş bandı, benim öyle. Başka ne yapayım, halterci miyiz? Kardiyo yapacağız işte en fazla. Onun için de zaten dışarıda yürüyüş yapıyorum. Ben ne yapayım spor salonunda sıkıcı sıkıcı. Arkadaşım yok, bir şeyim yok. Doğal olarak şu anda bulunduğum siteyi asla boklamıyorum. Şöyle söyleyeyim, bana göre İstanbul'da yaşanabilecek en güzel sitelerden biridir benim oturduğum, yaşadığım Tuzla'daki Evora sitesi. Eğer arkadaşınız varsa ve bir çalışma hayatınız veya spor yapacaksanız, havuz mavuz falan kullanacaksanız harikadır. Şeyi de çok güzel, aidatı da güzel. Çünkü bugün bir spor salonuna gitseniz, bilmiyorum ayda ne kadar veriyorsunuz, herhalde 1000 lira üstü verirsiniz ama benim aidatım 1700 lira.
Hepsi içinde dahil. Otoparkımız da var, güvenliğimiz de var. Şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadım. Çok memnunum, çok mutluyum. Asla yani şey kafasında değilim işte, ekmek yediğin yere tükür mükür, öyle bir manyak bir laf var ya. İşte onda öyle bir şey yok. Ama dediğim gibi benim için değil. Benim için artık daha fazlası çok yani abuk subuk oluyor yani. Yani bu paraları vermek, hiçbir şeyini kullanmadığım bir yerde. O yüzden dedim ki çatı dubleksi olsun, sıcak olsun, soğuk olsun. Kışın soğuk, yazın sıcak. Ona bir şekilde mantolama yapılır. Mevzu o değil. Apartmanın 5. ya da 10. katında benim üst katta yayın odam olacak. Ben hayatımı orada geçireceğim. Alt katta da 2 oda da olabilir. Bir, yani 2 artı 1 de olur, 3 artı 1 de olur. 3 daha iyi olur ama 2 artı 1 tabii ki benim için süper olur. Yeterli olur yani. Bir daha da asla 1 artı 1 ev olmaz. Çatı katı şart. Kapının dışına bir tane güvenlik kamerası Xiaomi. Bir tane de evin içine bir tane güvenlik kamerası aynısından Xiaomi. Kapıya da çelik kapı. Merdivene de bir tane çelik kapı. Polis merkezine de yakın. Hodri meydan. Bir de diyafon alacağım. Diyafonu da kapı çaldı mı çalınmayacak. Aşağıda yemek siparişi gönderenlerin de bir güzel zötüne girecek. Bu kadar, bitti gitti. Hadi bay bay kardeşim. Ondan sonra yani öyle diğerlerine olduğu gibi olmayacak. Yani işte yok midyeci evi bastı. Adamın evi 1. katta, güvenlik yok, bir şey yok. Basar da ateş de eder, her şeyi de yapar oğlum. Yok işte diğerine bilmem ne bastı falan filan, öyle şeyler olmayacak. Yani buradan şimdiden böyle garip planlar içinde olan Çiko Çiko takipçilerime duyurulur. Zotten yiyecek şey neyse. Öyle vallahi sevgili kız takipçilerim. Güvenlik işini de hallettik. O yüzden güvenlik listeye ihtiyacım yok. Ha şöyle olur ya. Yani böyle maksimum 1000 liraya kadarsa olabilir, evet, güvenlik liste. Yani muhtemelen önümüzdeki 3 senede en fazla 2000 lira olur. Zaten o zamana kadar da ben çıkarım. Planımı öyle yapıyorum yani. Anlaşıldı mı lan? Ne anladın? Baştan anlat. Arkadaşlar bizim dediğimiz lahmacuncuya yaklaşıyoruz şu anda. Burası mı bilmiyorum. Sol tarafa mı buradan sapacağız? İnşallah sapmayız. Ha bakın bakın şimdi, bak şu sağ tarafta bir lahmacuncu göreceksiniz. Hayatımda bu kadar güzel lahmacun yemedim. Annem babam bayılıyoruz biz. Bakın sağ tarafta narin. Narin kebap. Arkadaşlar bu Edremit'e gelirseniz lütfen gelin. Sağ tarafta müthiş bir müze var. Kaz Dağı Müzesi diyor. Oraya gelin. Bak burada Termal Otel var sağ tarafta. O narin kebabı mutlaka uğrayın. Edremit'e geldiyseniz. Böyle bir lahmacun olamaz yani. Dehşet bir şey yani. Manyak bir şey. Şimdi sizi güzel bir yere götüreceğim. Ulan dur be. Ulan gitti video, oh my god. Kaç dakikadır yayındayım. Ne yapacağız şimdi, bunu mu bekleyeceğim? Geçsene abi, niye geçmiyor? La oğlum dur, araba geliyor ya. Pardon, kırmızı yanıyormuş. Öyle vallahi sevgili kız takipçilerim. 160 kilometrelik benzinim kalmış. Bundan sonra elektrikli araba alacağım. Babam tutturdu, hibrit araba istiyorum diyor. Ben de ona yıllardır öyle söylüyordum. Sanırım sonunda haklı olduğumu anladı. Hibrit araba istiyor. Burada ışıklar çok uzun sürüyor İstanbul'a göre. Yani İstanbul'da da mesela bazen 3 dakika 4 dakika süren ışıklar oluyor biliyorsunuz. Burada da Saruhan Termal Otel varmış. Bak otobüsleri böyle buranın. Balkart diye bir şey kullanıyorsunuz. Balıkesir kart. Balıkesir kart. Balkart. İstanbul'da ne var? Akbil. Akbil miydi? Neydi lan? Bizim apartmanın adıydı Akbil. Dur. Kullanmayı unutmuşum. Akbil miydi oğlum? Akbil kartı var. Heh, evet. Kullanmıyor. Araba var diye. Ne otobüse biniyoruz ne şeye biniyoruz. Trene bindim. 2,5 yıldır arabayı aldığımızdan beri. Hakikaten ne otobüse bindim ne trene bindim oğlum. Var yani cebimizde bir şey de onu tuvalete falan kullanıyoruz yani. 5 lira mı 1 lira mı ne, öyle bir tuvalete alıyor. Onu da bir kredi kartı gibi kullanma gelmedi. Gelse güzel olacak ya. Bankadan yükleyeceksin. Akbil'e. Var mıdır acaba kredi kartı olarak kullanma onu? Ya da banka kartı olarak kullanma. Öyle valla. Bir ara İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir kampanyası vardı. Bunda 3 ay önce mi ne gördüm. Çok sevmiştim. Sinyale bak, şimdi verdik. Çok sevmiştim. Çıplak abla var solda, yıkanıyor.
Arnavut kaldırım bak. Ne anlatıyordum ben çok sevmiştim diyorum ya. Bak eczane varsa da boş ver patladı. Afrodit Termal Otel. Aa siyah mikra. Babamlarda da kırmızısı var. Bu ne? Adamlar duruyor yolda. 4 liraya yakmışlar. Burada insanlar böyle yolun ortasında duruyor arkadaşlar. Yani yolun kenarına çekme diye bir şey yok yani. Bak şimdi mesela benim gittiğim şeritte duruyor adam mesela. Daha sağa böyle çekmiyor, yanaşmıyor. Bir de adamlar da yolda duruyor. Böyle bir şeyler yani sanki bir köy ortamı gibi. Yani o keşmekeş muhabbet yok. İstanbul'daki gibi o habire falan muhabbeti yok. İnsanlar panik değiller. Öyle yani. Sessiz sakin. Yerler. Yalnız buralara bir an önce taşınmak lazım. Annemlerin komşusunu adamlar gelmişler demişler ki 4000 liradan kirayı şimdi 18.000'e çıkaracağız falan demişler. Öyle bir şeyler olmuş. Daha fazla detaylara girmiyorum. Annem babam kızıyor ondan sonra. Oğlum niye her bokumuzu anlatıyorsun? Baba diyorum anne bir şey anlatmadım ki işte o kadar anlattım diyorum. Niye diyor diyorlar. Nereye geldik böyle? Gezdiriyorum sizi işte. Biraz uzun olsun video. Ne var yani? Allah Allah ya. Video çek diyorlar. Çekiyoruz, çekiyoruz. Niye uzun video? Niye kapamıyor? Bak ne güzel yere geldik. Bak ağaçlı maaşlı yere geldik. Neyse bitiyor video. Şey bitiyor. Pil bitiyormuş arkadaşlar. Hadi bay bay. Vallahi pil bitiyor. Şu an kırmızı renkli şey yazdı. Hadi görüşürüz. Kapatmalıyım. Dur bakayım. Only 75 battery remaining. Yani %10. Dur bakayım. Vallahi %10 diyor battery remaining ekran çıktı. Neyse şu yolun sonuna kadar giderim. Herhalde dayanır ya. Kapanana kadar giderim mi? Bak ne güzel yola bak bak. Aa bak bak. Tam picturesque. Ay ne güzel. Şuraya bak. Babamla videolar seyrediyoruz. Arabaların üstünde şeyler deprem oluyor. Böyle bu ağaçlar devriliyor böyle. Bam 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 diye böyle. Bir tane ormanda. Öyle vallahi sevgili kız takipçilerim. Daha ne anlatayım ki size ya? Bak spor yapayım size burada durayım ne yapayım? Kamerayı koyayım o tarafa doğru. Garip hareketler yapayım. Boş ver şimdi yapmayayım. Millet bakar ne yapıyorum manyaklarla. Bak solda ne güzel yürüyüş yolları var. Ne güzel bu yol ya bak bak. Aa. Camı açayım biraz. Valla ne kadar pil kaldı bilmiyorum yani küt diye de gitmesin tamam mı? Hadi şu yolun sonu gelsin diyorum da. Lan İstanbul'a geldik. Küme ev. Küme evler. Kapatıyorum arkadaşlar tamam mı? Ya da kapamayayım hadi belki vardır hala. Dur bakayım ne kadar var göremiyorum ki. Ekranda yazmıyor. Kayıt da alıyor muyum onu da bilmiyorum ama. Neyse hadi bay bay zorlamayalım daha ya. Hadi hadi devam edelim yolun sonuna kadar. Hadi görüşürüz bay bay. Geldik geldik yolun sonu. Arkadaşlar kapatıyorum. Biraz daha devam edelim de ondan sonra kaparız. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Arkadaşlar öbür videoda görüşürüz. Arkadaşlar bay bay hadi eyvallah. Görüşürüz merhaba. İyi günler merhaba. Bitsene lan. Oğlum niye bitmiyor? Yol niye bitmiyor? Bitmiyor vallahi bu yol gidiyor böyle daha. Ben doluyorum burada. Hadi. Stop recording.